Uçan dertli turlar. Bakın Hüseyin'e yarelendi mi? Zalim Yezidlerin kanı eline, mübarek bedeni parelendi mi? Mübarek bedeni parelendi mi? Mübarek bedeni Hüseyin'e değdikçe hançerler oklar, arşa direk oldu ahu fıraklar, perişan oldu mu masum paklar, evladı aliler zarelendi. Evladı aliler zarelendi mi? Oy zalim dünya. Perişan oldu mu masum paklar? Evladı aliler zarelendi mi? Zaliler zarelendi mi? Derviş Kemal der ki unutma dünü, canlar Kerbela'ya çevirmiş yönü. Muharrem ayında şu Muhammed ümmeti karelendi mi? Muhammed ümmeti karelendi mi? Muhammed ümmeti karelendi mi? Eyvallah Zevri dedem. Ağzına yüreğine sağlık. Allah eyvallah. Evet, iyi akşamlar diliyoruz sevgili canlar. Kerbela'yı gönüllerinde hissedenler, Kerbela şehidi İmam Hüseyin ve beraberindekilerin yasını gönüllerinde hissedenler, hepinize iyi akşamlar. Hepinizin tuttuğu oruçlar hak makamında kabul olsun. Hepinizin tuttuğunuz, yaşadığınız yas 12 imamların dergahında kabul görsün. Allah Allah. Allah. Bugün de Kerbela'yı konuşacağız. Sevgili canlar, bugün de Kerbela'da yaşanan vahşeti, Ehl-i Beyt neferlerinin yaşanan vahşete karşı duruşlarını konuşacağız. Bir muhabbetimiz olacak. Bu muhabbet için iki tane değerli konuğum var. Murat Önder Dede, kendisi Oberhausen cemevimizde hizmetini yürütüyor ve aynı zamanda da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu üyesi. Öbür tarafta, hoş geldin sevgili dedem. Eyvallah. Öbür tarafta Hıdır Aytaç abim var. Kendisi gerçekten gün görmüş, geçirmiş, bir hayli birikimi, bir hayli tecrübesi olan bir canımız. Ocakzade olmasına rağmen ama dedelik yapmıyor, dedelik hizmeti yapmıyor. Ama biz kendi aramızda yine Baba Hıdır olarak çağırıyoruz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Evet, bugün yine bir muhabbetimiz Kerbela üzerinde olacak. Sevgili Murat dedemiz bir deyişle başladı. Şimdi Hıdır abi, şimdi gün görmüş, gün geçirmiş bir abimiz olarak bu inancı, burada doğup büyüyenler gibi değil de kendi yurdunda, kendi annesinin babasının yanında, komşusunun yanında
görmüş, geçirmiş ve katılmış bir abimiz olarak İmam Hüseyin veya bu matem yası konusunda bize ne diyeceksiniz? Nasıldı? Ne yapıyordunuz? Nasıl tutuyordunuz? Sağ olasın. Önce bizi dinleyen bütün canlara sevgi, saygı ve hürmetlerimizi bildiriyoruz. Bugün aynı zamanda 1 Eylül Dünya Barış Günü'dür. Barışı, insanlığı savunan bütün canlara selam olsun. Eyvallah. Şimdi Kerbela, hak ile haksızın, zalim ile dürüstün, mazlum ile kafirin, zalimin mücadele ettiği bir gündür. Kerbela direniştir. Kerbela, İmam Hüseyin atası Hazreti Ali'den aldığı, dedesi Hazreti Muhammed'den aldığı inançla, onların gösterdiği yolda haksızlığa asla boyun eğmeyen, zalimin karşısında diz çökmeyen, hiçbir yani kendi canını ortaya koyan, o uğurda mücadele veren Hüseyin'i duruştur. Hüseyin'i duruş dünyada bir eşi benzeri yoktur. Yani çok az bir kişiyle, çok az bir taraftarıyla, aile efradı ve arkadaşlarıyla, 72 kişiyle, binlerce ordu karşısında boyun eğmeyen, biat etmeyen, çünkü zulme biat eden insanlar makbul değildir. Biat eden insanlar kendi şerefini ve haysiyetini kaybeder. Bu Hazreti Ali'nin vasiyetidir. Onurunu da kaybeder. Hazreti Hüseyin mazlumun yanında olmuştur. Dürüstlüğünde asla yeryüzünde Hüseyin'in dürüst gibi bir dürüst daha yoktur. Hüseyin Kerbela'ya giderken Kerbela'da önü kesileceğini biliyordu. Hüseyin yola çıkarken bunları evde kızını bıraktı. Bir tane amma kızını evde bıraktı. Biz dedi gidip Kerbela'da dedi bizi şehit edecekler. Sen görmüyorsun, gelip orada çok büyük eziyet çekeceksin. Yani Hüseyin'e bu ehen olmuştu. Çünkü zalimlerin yapacağı zulümden başka bir şey yoktur. Kendi iktidarlarını, kendi haksız duruşlarını önünde engel olan Hazreti Hüseyin olmamalıydı. Veya Ehl-i Beyt, 12 imamlar dürüstlüğü, sadeliği, vicdanı, Allah'ı vicdanında taşıyan insanlar haksızlığa karşı boyun eğmezdi. Hüseyin de boyun eğmedi. Eyvallah. Sen bile dedim. Şimdi Hüseyin boyun eğmedi dedi. Haklının haksıza karşı mücadelesidir dedik. Bu gönülden gönüle bugüne kadar geldi. Ve Hüseyin'e talip olanlar, Ehl-i Beyt'e talip olanlar da bu yası kendi gönüllerinde hissettiler. Bu direnişi bugüne kadar sürdürdüler. Murat da şimdi sevgili Hıdır abim Hüseyin'i duruş dedi. Yani Kerbela'da bir duruş var. Evet. Ve biat etmediğini, en büyük fedakarlığı yaptığını söyledi. Şimdi Hüseyin fedakarlık diyoruz da yani şimdi böyle sıradan bir fedakarlık değil. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Hüseyin'in gözü önünde kendi çocukları katlediliyor. Kendi yeğenleri katlediliyor ki ailesinden 23 kişi var Kerbela'da. Evet. Yani katledilenler arasında 23 kişi var çocuğundan büyüğüne kadar. Ve bu 23 kişi orada gözlerinin önünde katlediliyor. Ama Hüseyin gene de biat etmiyor. Ve şunu diyor. Kesilen başım dahi Yezid'e biat etmeyecektir diyor. Yani bu böyle bilinsin diyor. Hüseyin'i duruş dedik de Hüseyin böyle durdu. Eyvallah. Peki bizim Hüseyin'in o direnişinden, bizim o Hüseyin'in duruşundan bizim almamız gereken ne? Biz ne yapmalıyız? Yani sadece Hüseyin'i duruşu anlatmakla, sadece Hüseyin için ağlamakla, Kerbela'da olan vahşet için işte şu veya bu şekilde onu anmak, onu konuşmak, onu muhabbet etmek. Allah eyvallah. Tabii bu yaşamalıdır, gitmelidir. Eyvallah. Ama biz ne yapacağız yani? Bizim üzerimize düşen görev ne? Şimdi sevgili Pirim, öncelikle bugün bizleri burada mihman eden tüm canlarımıza, evlerine konuk eden tüm canlarımıza aşkın niyazlarımı sunarak başlıyorum muhabbetimize. Soru
belki kelimesel anlamda Hüseyin'i bir duruş diye geçiyor ama içeriği son derece derin ve son derece ağır. Hele ki biz genç nesil için gerçekten bizlere önce olabilecek bir duruş ve önce olabilecek bir duruşun sergilenmesinin içerisinde birçok içeriği de barındıran. Yoksa Hüseyin'i duruş sadece biyolojik olarak bir Hüseyin duruştan değil, içeriği anlam kapsamları bakımından da bizi ileriye taşıyabilecek, bize benliğimizi, esas benliğimizi öğretebilecek bir öğretidir Hüseyin'i duruş. Hüseyin'i duruş sadece Kerbela'da Hüseyin'in 72 canla beraber şehit düşmesi değildir. Aynı zamanda insanlık için, sadece bizim toplumumuza ait değil, tüm insanlığa bırakmış olduğu bir sosyal bir kavramdır aynı zamanda. Sadece Alevi zümresini kapsamıyor bu Hüseyin'i duruş. Bu Hüseyin'i duruş bugün içerisinde bulunduğumuz güncel koşullar içerisinde gördüğümüz, medyadan takip ettiğimiz bunca kadın katliamına, bunca işte yapılan haksızlıklara karşı olan bir duruş. Dünyadaki barışı, kardeşliği savunan bir duruş. Hiç tanımadığınız insanlar adına vermiş olduğunuz bir savaş ve hiç tanımadığınız, hiç görmediğiniz, hiç tanıyamayacağınız insanların daha sonraki özgürlüklerini, yaşamsal mücadelelerini kazanmaları için yapmış olduğunuz bir savaş, bir duruş. Yani her ne kadar ki yani şimdi tüm Alevi toplumu buna sahip çıkıyor, tüm Alevi toplumu Kerbela'daki Hüseyin'i duruşu dile getiriyor ve o orada mücadelesini veriyor ise de şunu belirtmemiz lazım diyorsun. Evet. Hüseyin'in davası yani sevgili Hıdır abimin de dediği gibi bir hak davasıdır. Aynen. Ezilenin, sömürülenin, aynen, yerinden yurdundan edilenin, hakkı elinden alınan, dili neyse, etnik kökeni neyse onu bir tarafa bırakacağız. Aynen. Herkesin de elinde bugün bu zulüm güçlerine, bu zulüm iktidarlarına karşı bir mücadele. Yani vicdanı olan herkesin, evet, durması gereken bir duruş. Evet. Sadece Alevilere özgü değil. Tabii. O duruş öyle. Şuradan şunu da anlıyoruz. Gerçi belirttik de Hıdır abim. Demin siz söylediniz. Şah-ı Merdan Ali diyor ki haksızlığa karşı eğer sessiz kalırsanız hem hakkınızdan olursunuz hem de onurunuzu kaybedersiniz. Yani Hüseyin'i duruşun bir anlamı da haksızlık neredeyse ona karşı durmaktır. Bugün duruyor mu bu toplum veya toplumsal olarak yapılan haksızlıklara karşı duruyor muyuz? Şimdi tarihi süreçlere baktığımızda 680 yıllarından bugüne kadar 1339 sene aşağı yukarı geçti. Şimdi bütün merkezi iktidarlar Ehlibeyt evlatlarını gördükleri yerde katlettiler. Yani zulüm onların peşini bırakmadı. Şimdi bu Emevi saltanatı atasından aldığı, Emevilerin Ebu Süfyan'dan aldıkları feyizdir. Hazreti Hüseyin'in aldığı feyiz de Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed'den aldığı feyizdir. Onlar hak ve eşitliği, özgürlüğü savundu. Onlar kölelerin azat olmasını istedi. Kadınların özgür olmasını istedi. Ama bunlar dedi biz kölelerimizi azat etmeyiz. Biz ticaretimizi yaparız. Biz zekat vermeyiz. Yani biz fakire paramızı vermeyiz. Şimdi bu zenginle fakirin bir yerde sınıfsal bir kökeni de var. Yani oraya da dayanıyor. Ali mevalinin kimsesizlerin kimsesidir. Yani garibanın, bugünkü şart, bugünkü dil ile söylemek istersek, bugünkü dil ile söylemek istersek, çalışanla, emekle, emek mücadelesi veren, alın teri dökenin yanındadır. Hak ve eşitlik isteyenin yanındadır. Ama onlar zengin ve kompradorların yanındadır. Onların hak ve hukukunu savunuyor. Şimdi mücadele bu noktada keskinleşiyor. Diyor ki, sen bana biat et diyor, ben sana istediğin valiliği veririm. Ben sana istediğin malı, mülkü veririm. Hayır diyor. Bizim atamızın vasiyeti insanlığa hizmet etmektir. Şimdi Hüseyin'i duruş insanlığa hizmet etmektir. Bir savaştır. Yani Yezid'le Hüseyin'in savaşıdır. Ne Yezid'in adı bitti ne de Hüseyin'in mücadelesi biter.
Yezidler çağımızdaki, günümüzdeki çağdaş Yezidler işi daha da azalttılar. Yezid'in mesela yapamadığını bunlar daha farklı yönlerde, farklı yöntemle, taktiklerle uyguluyorlar. Şöyle ki, mesela Yezid Ali bu Ali değildir demedi. Demedi ki o Ali bu, ama bunlar diyor ki o Ali bu Ali değildir. Hazreti Ali'yi inkar ediyorlar. Ehl-i Beyt'i ve 12 imamları inkar ediyorlar. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Bunu Alevilik adına yapmak çok tehlikelidir. Şimdi bunun iki sebebi var. Eskiden mesela dersinde, bizim Kızılbaş Alevilik'te her insanın piri vardı, rehberi vardı, mürşidi vardı. Birisi haksızlık yaptığı zaman komşular pirine, mürşidine diyorlardı ki senin bu talibin böyle yaptı. Bu sorguya çekilirdi. Şimdi pir yok, rehber yok, mürşid yok. Herkes Alevi, herkes bildiğini okuyor. Yani yoldan kopmuşlar, insanları kendi yanına çekmeye çalışıyorlar. Gerçek Alevileri, gerçek hizmet eden insanlara bizim her daim saygımız var. Onlar her zaman o yolda emekleri var, onlara saygımız var. Ama Ali ve 12 imamları, Ehl-i Beyt'i inkar edenler, bunlar kusura bakmasınlar farklı safladılar. Yani Yezid'in bile cesaret etmediğini yapıyorlar. Bu çok kötü, çok tehlikeli bir durumdur. Hayır, şimdi şöyle, yani şöyle bir şimdi bir sürekli farklılıkları var, bir algılama farklılıkları var yöresel olarak. Çünkü Aleviler sadece bir köyde, bir şehirde yaşamıyor. Yani şimdi İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, Türkiye'den, Balkanlara kadar ve hele bugün de dünyanın dört bir tarafına yayılmıştı bu göç meselesiyle. Türkiye'de de olsa bile, yani o coğrafyada da olsa bile bir algılama farklılığı var. Ritüellerde veya süreklerde bir farklılık var ama öz olarak hep aynı düşünürler. Ali, Aleviliğin olması olmazıdır. Fatma olması olmazıdır. 12 imamlar ve Ehl-i Beyt olması olmazıdır. Zaten bunları Aleviliğin içerisinden yani çıkardığınız zaman geriye hiç kalmıyor. Şimdi bu... özür dilerim. Alevi ozanları, Alevi pirleri 700 yıllarından beri mücadele ediyorlar. Hüsnü'ye ile, daha Nesim'i ile, Kaygısız Abdal'la ve Erenler'le, Hacı Bektaş'la bugüne kadar bu mücadele verenler bu yolu bilmiyor muydu? Bu yeni bir icat çıkardılar. Yoldan sapanlar kusura bakmasınlar. Biz yolda sapanlar değil, yolu sürekli takip eden, pir, rehber, mürşidi olan, yola talip olan, Hazreti Hüseyin'i tanıyan, Hazreti Hüseyin'in mücadelesini mihenk taşı koyan insanların yanındayız. Biz o izi takip ediyoruz. Hazreti Hüseyin'in izi temizdir. Dünyada eşi benzeri olmayan bir direniştir. Bir savaştır, bir mücadeledir. Ölümüne bir mücadeledir. Bunu farklı anlatmanın gereği yok yani. Eyvallah sevgili abim. Şimdi yani aslında çok derin ve çok detaylı anlatılması gereken bir noktaya geldi sevgili Murat dedim. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani bu çevreler tarafından şöyle bir iddia da ortaya atılıyor. Yani ne olacak ki? Yani Hüseyin'in Kerbela'da yaptığı diyor bir iktidar mücadelesidir. Yani ha Hüseyin galip gelseydi ne olacaktı? İktidar da o olacaktı. Hüseyin yenildi. İktidarda işte efendim Yezid ve Muaviye zihniyeti veya Yezid devam etti. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Hüseyin'in Kerbela olayı Hüseyin'in bir baş kaldırısı değil. Hüseyin bir ordunun başına, yani bir ordunun binlerce kişiden oluşan bir ordunun başına geçip Yezid ordusu. Hayır. Hüseyin binlerce kişiden oluşan bir ordunun başına geçip de Küfe'ye gitmedi. Ya. Yani Yezid'e bir orduyla savaş açmadı. Evet. Hüseyin Medine'de rahat bırakılmadığı için, illahi ki Yezid'e biat edeceksin dendiği için rahat bir yerde, daha rahat yaşamak için kalktı, bir yeri seçti. Yani onun için Hüseyin'in Kerbela'da verdiği diyorlar bir baş kaldırı, tamam haksızlığa bir baş kaldırı ama Kerbela'da bir savaş değil. Bir savaş değil. Bir orduyla Yezid'e karşı bir savaşa kalkışmıyor Hüseyin. Hüseyin kendi aile efradıyla kalkıyor. Medine'den Mekke'ye, Mekke'den de işte sığınabileceği bir yer arıyor ve yolda bu durum karşılaşıyor. Şimdi sevgili dedim, neden yani Hüseyin, gerçi bunları anlattık şeyimizi ama biraz daha detaylı senden dinleyelim. Neden İmam Hüseyin kalkıyor
Medine'den olduğu yerde, yani yeri var, yurdu var, bir şey var, bir düzenli bir hali var. Evet. Kalkıyor Küfe'nin yollarına veya başka yola. Ta Küfe'nin, Küfe dediğimizde yani neredeyse bin, herhalde 1300-1500 kilometre ötede. Evet tabii yer. Mekke'den Küfe arası, evet. bir hayli o zamanın şartlarıyla tabii. Sorunu çok yelpazeli olarak sordun da dedem, biraz daha ben de aynı o yelpazeyle cevap vermek istiyorum. Şimdi gerçekten şu konuya katılmamak mümkün değil. O zamanın işte canlarını hiçe sayarak böyle bir duruşu sergileyenlerin şu anda nesli gerçekten o duruşu sergiliyor mu, büyük bir soru işareti. Ve sergilenmemesi için de, dejenereye uğratılması için de son derece büyük çalışmalar var. Büyük çabalar var. Yani Hüseyin'i duruş neymiş gibi küçümseyerek bir anlatış şekli son derece hatalıdır. Ama bu zihniyet, demin Pirim de Hıdır amcamın da bahsetmiş olduğu gibi, bu zihniyet durmadı ki. Bu Emevi zihniyeti devam ediyor. Yani onlar da nesiller boyu devam ediyor. Biz katledilmeye, onlar da katletmeye devam ediyorlar. Ama biz tabii burada büyüdük artık. Buralarda biraz daha toplumda yerimizi daha sağlam bir şekil olarak aldık. O günün şartlarında Hazreti Hüseyin neden kalktı gitti? Ekonomik sıkıntı yüzünden mi kalktı gitti? Veya yeni bir alan, çerçeve açayım kendime, yeni bir bağ, bostan sevdasına kalkıp gitmedi ki. İmametin devam edebilmesi için gitti. İmametin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için. Yezid'in devam ettirdiği imametin İslamiyet'i baltaladığını, Peygamber Efendimiz'den sonra da 50 yıl içerisinde İslamiyet'in ne kadar bozulduğunu gördüğü için gitti. İmametin devamı için gitti. Biz bugün o duruşu, yok efendim iktidar duruşu diye dejenere etmek veya onu küçümsemek hiçbirimizin haddine de değil. Bu yola da, bugüne kadar bu yolda şehit olmuş, beden vermiş, canlarını vermişler için de büyük bir hakarettir. Onun için hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum. O verilen bedenlerin, o verilen kanların, o dökülen kanların hepsinin bizler için çok büyük bir önem arz etmesi gerekiyor. Ve ona göre de Hüseyin duruşuna devam etmemiz gerekiyor. Eyvallah. Ne dersiniz? Şimdi Hüseyin Küfe'ye gitmeden evvel Hüseyin'e binlerce mektup geldi Küfe'den. On binlerce mektup geldi. Gel biz sana biat ediyoruz. Bu zulüm düzenine bizi kurtar. Şimdi bunun tetkiği için, doğruluğu için Müslüm bin Akil'i gönderdi. Müslüm kendi iki çocuğuyla beraber Küfe'ye gitti. Küfe'den gerçekten durum çok iyiydi. Ama bunu haber alan Yezid Küfe valisini değiştirdi. Kendi adamlarına vali gönderdi. Müslüm'ü yolda yakalayarak çocuklarla beraber katletti. Müslüm geri gelip İmam Hüseyin'e haber veremedi. Dolayısıyla İmam Hüseyin bir kere yola çıkmıştı. Fakat Küfelilerin yapacağı bir şey yoktu. İktidar amansız bir şekilde Küfelilerin üzerine gitti. Yani o gidiş yolu öyle başladı. Hüseyin, Küfeliler gel bize işte halifelik yap, biz seni tanıyoruz, Yezid tanımıyoruz söylemi üzerine de düşünmek lazım yani. Ama şunu da belirtmek lazım, yani şimdi mesele Küfe'den açıldı. Şimdi kimileri de şunu da soruyorlar, yani gittiğimiz yerlerde, katıldığımız muhabbetlerde falan. Yani Küfelilerin İmam Ali'ye olan ihanetini, ondan sonra Küfelilerin İmam Hasan'a olan ihanetini, Hüseyin bildiği halde neden yine Küfe'yi seçti? Ama şunu da söylemek lazım. Şimdi Hüseyin illahi ki ben Küfe'ye gideceğim diye bir yol önüne, bir güzergah önüne koymuyor. Evet. Yezid'in zulmünden kaçmak için değişik yörelere haber salıyor ve en çok mektup da şeyden geliyor. Küfeden sizin bahsettiğiniz gibi. Küfe'den geliyor. Hatta daha Küfe'ye gitmeden evvel de sevgili abimin anlattığı gibi amcasının oğlu Müslüm'ü Küfe'ye gönderiyor. Hele git bir durumu gör bakayım. Yani bu gelen mektuplar doğru mu? Bu gelen mektuplar yalan mı? Gerçekten orada böyle bir yani barınabilecek miyiz değil miyiz diye onu yolluyor. Ama sevgili abimin dediği gibi de tabii önce Müslüm bir haber yolluyor. Durum iyidir. Çünkü
insanlar Hüseyin'in gelmesini istiyor ama daha sonra valinin değiştirilmesiyle, çünkü dönemin bütün savaş gücü, bütün parası, ordusu Yezid'in elinde. Yani Küfe'de çok vahşi bir terör estiriliyor. Bu terör içerisinde de Müslüm bin Akil ve iki çocuğu da orada şehit ettiriliyor ve bir daha haber alınamıyor. Hatta İmam Hüseyin Küfe yolunda şair Ferezdak'la karşılaşıyor ve Küfe'de durumun ne olduğunu soruyor ve şöyle diyor şair Ferezdak: Küfelilerin gönlü seninle ama kılıçları Yezid'le beraber çalışıyor yani ki, ama iş işten geçmiştir artık, yola düşülmüştür, Kerbera'ya da zaten yakın bir mesafe kalmıştır. Evet, Küfe'ye. Yani peki 12 imamlardan bahsettik, sevgili abim değişik yerlere gitti. Bugün de ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 12 imamlarla alakamız yok diyorlar. Bizim 12 imamlar, 12 imamımız 12 burçtur diyorlar. Bizim işte efendim bunlar daha dünkü çocukturlar, işte biz bilmiyorum işte kadimden gelmişiz diyorlar. Yani Hüseyin iktidar için savaşmıştır, Ali budur, bilmiyorum işte falan şudur diye bir hakaret ediyorlar. Ama bu matem günleri geldiği zaman da bakıyorsunuz böyle sakal bırakmışlar. Yas tutan, oruç tutan, Ehl-i Beyt sevgisiyle gönülleri yanan, onların yasını tutan canlarımıza, cemevlerimize gidip muhabbet ediyorlar. Gidip Hüseyin'i anlatıyorlar. Gidip 12 imamları anlatıyorlar. Yani bu ne biçim ikiyüzlülük bir durum? Neden böyle? Yani bu takiyecilik ne zamana kadar? Ne diyorsun Murat Eder? İki cümle yeter. Takiye. Yani takiye resmen. Değil mi? Yani kısa bir anlatım istiyorsan dede takiye. Yani şimdi, niye insanlar dürüst değil? Yani madem ki ilişkim yoktur, yoktur yani. Olan söylediğin halk arasında, camiamız arasında karşılığı olmadığını kendiler de biliyorlar. Çünkü gidip orada deseler ki Ehl-i Beyt yoktur, gidecek yüzleri yok. Kendisine konuşan insan bulamayacaklar. Yani riyakarlık yapıyorlar. Şimdi ama yani medyada da, yani değişik yerlerde de bunu bile getiriyorlar. Evet. Murat dedi, bir şey diyecektin, buyur. Bir iki orada bir iki şey söylemek istiyorum. Gerçekten esas gelmiş olduğumuz ana coğrafyamızda Türkiye'de, buraya bu nedense bu 12 imamlar yassı matem zamanı Türkiye'den büyük bir akın. Artık ne şekillerde, ne koşullarda, kimler tarafından, nasıl görevlerle geliniyor ise, dediğiniz gibi cemevlerimizde falan, yani o günden önceki sanal medyada veya medyada konuştuklarıyla, yazdıklarıyla, makaleleriyle hiç uyuşmayan bir tavır sergiliyorlar ve geliyorlar 12 imamlar için gözyaşı dökmeye başlıyorlar. Çok farklı bir konuşma. Bunun adı resmen takiye işte. Biraz da yani işin içinde rantiyecilik var daha doğrusu. Yani bu Avrupa'ya esas kaynayan kazan Türkiye. Esas kaynayan kazan ana vatanda. Avrupa'da bu konuda biz kendimizi kabul ettirmiş, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'yla burada hukuki kazanımlarımız var. Biz burada rahatız. Ama esas ateşin olduğu yerde bu hizmetleri yapmayın, bu söylemleri yapmayın. Biz burada kazanılmış hukuk içerisinde, tanınmışlık içerisinde gelin burada. Şimdi aslında 12 imamları söylediniz de eksik kaldı biraz. 12 imamlar Muaviye halifeyken İmam Hasan imamdır. Yani İslam'ın imamı İmam Hasan'dır. Yani sonrasında buna memur tayin ettiler. O imamların neslini kesip Ehl-i Beyt soyunu bir tarafa bırakalım. Bunlar başımıza bela etmeyelim. Çıkaranlardan memur tayin ettiler. O memur tayini halen devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor. Farklı ülkelerde de devam ediyor. Yani Mısır'da diyelim ki işte Suudi Arabistan'da farklı yerlerde. Bugün Yemen'de Aleviler katlediliyor. Alevi çocukları katlediliyor. Aynı Muaviye zihniyetidir. Evet, şimdi Suriye'de sevgili abim, özür dilerim sözümü kestim. Şimdi Murat dedim iyi bir noktaya değindi. Şimdi Aleviler asimile ediliyor deniyor. Aleviler sünnileştiriliyor deniyor. Aleviler Şiileştiriliyor deniyor. Eyvallah, biz de görüyoruz. Ya, yapılmıyor mu? Yapılıyor. Çok sistematik. Peki, genel olarak özellikle nerede yapılmak isteniyor? Özellikle Türkiye'de yapılmak isteniyor. Yani şimdi Türkiye'de
milyonlarca Alevi var. Binlerce Alevi yerleşim yeri var. Ve böyle kutsal günlerde özellikle Aleviler yan yana gelirler. Muhabbet ortamı doğar, sohbet ortamı doğar, anlatım ortamı doğar. Şimdi böylesi eğer asimilasyon oradaysa, devletin gücü oradaysa, egemenlerin gücü oradaysa, oradaki Aleviler asimile edilmek isteniyorsa, falan camiye, falan camiye, falan şeye getirilmek isteniyorsa, peki şunu sormamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de gidilecek köy mü, Alevi köyü mü yok? Kalkıyorsun, Hızır'da buradasın. Kalkıyorsun, Matim'de buradasın. Kalkıyorsun, bilmiyorum falan zamanda, kutsal günlerde. Yani peki niye asimilasyondan bahsediyorsun? Niye durduğun yerde mücadele etmiyorsun haksızlığa karşı? Sonra bu işin içerisinde eskiden gri pasaportlu dedeler vardı. Biz bunlara sürekli tavır koyuyorduk. Şimdi gri pasaportlu dedeler biraz herhalde isim değiştirdiler. Bir başka formatlar, başka isimler altında geliyorlar. Evet. Ama bunların yanında da devletin finansal olarak desteklediği bir TİKA diye bir kuruluş var. Bu TİKA vasıtasıyla Aleviler asimile edilmeye çalışılıyor. Bu TİKA milyonlarca, milyarlarca lira para akıtılıyor. Çok ve bunda da Alevi kökenli, Alevi kökenli. Maalesef. Kendisine yazarım diyor, dedeyim diyor, araştırmacıyım diyor, işte buyum diyor, şuyum diyor. Bir sürü kişi nemalanıyor ve bunlar da Alevi toplumunun içerisine gelip oradan aldıklarını Alevi toplumun içerisine şırınga ediyorlar. Evet. Bütün bunlara karşı, yani bizi Şiileştirmeye çalışanlara karşı nasıl isek, bizi Sünnileştirmeye karşı nasıl isek, devletin himayesi altında, o çerçevenin altında, devletin parasıyla bizi oraya getirmek isteyen bir ara da Cami Cemevi projesiydi. Onlara da aynı şekilde tüm Alevi toplumunun dik durması gerekiyor. Mücadele etmesi gerekiyor. Son olarak ve, İmam Hatipler herhalde gündemdeydi. Tabii, ya, yani. Lise konusu da daha var. Değiş mi dinleyelim senden? Aldım bağlamayı, bir değiş dinleyelim. Zaten eyvallah, zamanımız da az kaldı. Eyvallah. Himmet eyleyin. Himmet Hak'tan olsun. Çöl yazıda kilmiş bir duman, dumanın içinde imam görünür. Abbas at üstünde vermiyor ama Yezid'in askeri Yaman görünür. Yezid'in askeri Yaman görünür. Oy zalim dünya, hal böyle böyle, var pire söyle, bir mecnundur ben olam Leyla, ben olam Leyla, bir de benim gibi yanar mı böyle? Kerbela çölünde şamanlar yanar, Abbas at üstünde çark gibi döner. Ak libas altında yarası kanar, ok saplanmış yerleri delinir. Hal böyle böyle, var pire söyle, pir mecnundur ben olam Leyla, ben olam Leyla, pir de benim gibi
Abbas'ın gidik eten gömlektir. Gömleği soymuşlar, kolları yoktur. Bir değil beş değil yarası çoktur. Abbas'ı vuranlar elbet sürünür. Hal böyle böyle var pire söyle. Pir Mecnun'dur, ben olam Leyla, ben olam Leyla. Pir de benim gibi yanar mı böyle? Eyvallah sevgili dedim. Aslında yüreğine sağlık. Eyvallah. Hüzünlendirdin bizi. Şimdi Hüseyin'i anlattık. Dün biraz Ana Fatma'dan bahsetmiştik. İlk programımızdı. Şimdi Hüseyin'in yanında Kerbela anlatırken Zeynep'i de anlatmamak biraz eksiklik olur diye düşünüyorum. Evet. Çünkü onun acılarına en büyük ortak Zeynep'tir. Ta babasının zamanından beri o bütün acılara ortak olmuş bir Zeynep var Kerbela'da. Tabii doğrudur. Hazreti Zeynep çok önemli bir şahsiyettir. Bunlar Yezid'in huzuruna alıp götürüyorlar. Tabii katliamdan sonra. Zeynep önce şeyde bir harabede kalıyorlar 2-3 gün, sonra huzura çağırıyor, rüya görüyor, korkuyor. Yezid onları huzuruna çağırıyor. Diyor ki sen gel diyor, Hazreti Hüseyin'in diyor şeyini diyor kanını helal et. Ben diyor sana işte rüşvet teklif ediyor. Hazreti Zeynep diyor ki sen bütün suları zemzem etsen, bütün ağaçları, taşları yakut etsen sana bir kılına helal etmem. Zeynep böyle bir duruşun sahibidir. Atasından aldığı feyzden aynı yolun yolcusudur ve hiçbir zaman boyun eğmiyor. Evet. Zeynep, Hazreti Zeynep tarihte o şekilde yerini alıyor. Evet. Hatta yani şöyle bir şey de vardı, yani anlatıyor, yazılıyor tarih kitaplarında. Küfe valisi İmam Hüseyin'in işte başını getiriyor oraya. Diyor ki ya Ali'nin kızı diyor, bak diyor, demek ki diyor biz haklıydık diyor, biz kazandık. Bak diyor siz yenildiniz, biz kazandık ve Zeynep orada diyor ey Yezid'in dölü, Mervan'ın dölü diyor, bak diyor, bak diyor buradaki başın diyor, bedenin nerede diyor, bak buradaki başın ayakların nerede diyor. Eğer bu baş diyor ayaklarıyla senin önüne gelseydi, eğilir, o zaman sen kazanmıştın. Ama bak bu baş ayaklarını ve bedenini Kerbela'da bıraktı. Evet. Ve bu baş sana biat etmeyecektir diye. Bu biat, Küfe valisine, biat yapan baş değildir. Yani diyor. Bu biat yapan baş değildir diye Küfe valisine çekişiyor. Zeynep, sevgili Murat dedim, yani böyle mücadeleci, böyle dirençli, böyle bir sima. Peki Alevi ayrıca kadın... Zeynep, özür dilerim, Zeynep halk arasında nutuk çekiyor, büyük bir kalabalık topluyor ve insanlar Zeynep'i dinliyor, ona da engel oluyorlar. Onun konuşması onları zora sokuyor, onu da engelliyorlar. Eyvallah. Şimdi Zeynep demişken, bu mücadele demişken, bu kararlılık, bu baş düşmana baş kaldırıyı, bu biat etmemeyi dile getirmişken, nasıl ki Hüseyin'i duruştan öğreneceğimiz bazı şeyler var, Zeynep Ana'dan da öğreneceğimiz çok şeyler olacaktır. Zeynep Ana kendi anası gibi, Ana Fatma gibi Alevi kadınının sembolüdür. Peki Alevi kadınının bugün Zeynep Ana'dan öğrenmesi gereken, Zeynep Ana'nın duruşuna sahip olması gereken yönleri ne? Ne yapmalı Alevi kadın? Alevi kadını bu konuda dedem biraz şanslı. Yani diğer inançtaki kadınlarımıza göre Alevi kadınlarımız gerçekten bu konuda biraz daha şanslılar. Çünkü Alevi kadınları kendilerini toplumda, kendi sosyal toplumlarında, kendi etnik toplumlarında veya aile toplumlarında ifade ederlerken biraz daha özgürler. Gerçi ataerkillik her
bünyenin içerisini sarmış vaziyette. Hani biz çok ataerkil değiliz dememiz de mümkün değil. Hani bizlerde de var. Çünkü sosyolojik bir olgu, sosyolojik bir yaşam tarzı olduğu için. Ama Alevi kadınlar bu konuda biraz daha şanslılar. Alevi kadınlar çünkü kendilerini ta aile içerisinden hiçbir ayrıma mahsur kalmadıkları için daha özgür ve daha rahat bir şekilde temsil edebiliyorlar. Tabii burada bahsettiğiniz analardan, bilhassa Zeynep Ana'dan, Fatma Ana'dan bizim Alevi kadınlarımızın öğreneceği gerçekten çok şey var. Çünkü sadece güncelsel yaşantı içerisinde kadının sadece aile yapılacak ev işleri statüsünden çıkıp toplumda bir duruş da sergilemeleri gerekiyor. Zaten toplumların genellikle kurtuluşları kadınlar sayesinde oluyor. Kadınları arkanıza almadığınız zaman, arasında o da yanlış bir cümle. Kadınları yanımıza almadığımız zaman, yani bakın ne kadar zihniyette yer etmiş ki o ataerkil yetiştiriliş. Kadınları bırakın arkamıza, yanımıza bile bırakın, önümüze almamız gerekiyor ki bu toplum önündeki birçok, sadece kendi toplumumdan bahsetmiyorum, Alevi toplumundan bahsetmiyorum, Türkiye toplumundan da bahsetmiyorum. Tüm dünya toplumundan bahsediyorum. Kadınlara ne kadar çok değer verirsek, kadınları ne kadar ön plana çıkarabilirsek, kadınları ne kadar özgürleştirebilirsek bu dünyaya, bu topluma, bu kültüre o kadar çabuk daha kalıcı barış geleceğinden eminim diye söyleyebilirim. Eyvallah sevgili dedem. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Unuttuğumuz demeyelim de konuşacağımız çok şeyler var. Yani 12 gün süreyle program yapılacak bu programlarda. Evet. Yani eyvallah. Dile gelecek ama ona göre yine de yetmeyecek. Çünkü Kerbela konusu yani ciltlere sığmayacak bir konu. Zeynep Ana konusuna değindik. Alevilikte kadına kısa değindik. Sizin aklınızda bir şey var mı? Bir şey diyecek misiniz? Ben şöyle şimdi bir düşünce, 1300-1400 yıl ardından geçtikten sonra aynı Zeynep Ana'nın duruşunu göstermek çok kolay değil. Yani çok olası değil. Ama mümkün değil mi? Mümkün. İnsanlar, yani kadınlar istese aynı duruşu sergileyebilir. Çünkü o bir... Ama çok cesur kadınlarımız var. Evet. Çok cesur. Yani o nedir? O bir simgedir. Evet. Onun yol göstermiştir. Hazreti Ana Fatma, Hazreti Hüseyin, Hazreti Zeynep, Ümmü Gülsüm. Bunlar Ehl-i Beyt'in aziz insanlarıdır, yol göstericidir. Direnişin simgesi, sembolüdür. Yani direniş dediğimiz zaman orduları alıp gidip birbirine karşı savaşmamışlar. Önü kesilen insan Ehl-i Beyt'in o anda direnmişler. O anda hayır, boyun eğmeyiz. Yani direnişi o anlamda algılamak lazım. Hazreti Zeynep gerçekten dünya kadınlarında örnek bir simgedir. Ve o duruşu zaten göstermiştir. Bu konuda mesela Sünni din adamlarının Hazreti Ana Fatma hakkında çok leziz belirlemeleri var. Hazreti Ana Fatma dünyada gelmiş geçmiş en büyük azizedir. Hasan ve Hüseyin'in nurdan doğmuştur. Bunu bir hayli din adamından dinledim. Yani bu sadece bizim şeyimiz değil. Yani bizim onlara sevgiyle yaklaşımımızın bir duygusal yaklaşımı değil. Gerçek böyle. Gerçek olan odur. Direnişçi, yani babasının, babası Ali Ülmurteza'nın şehit edilmesine şahit olmuştur. Abisi İmam Hasan'ın şehit edilmesine şahit olmuştur. Zehirlenmesine. Annesi Hazreti Fatıma'nın. Fatıma'nın da işte o arbedede daha sonra ölümüne, Hakk'a yürümesine şahit olmuştur. Daha sonra da Kerbela'da kendi evlatlarını ve İmam Hüseyin'le beraber kendi evlatlarını da yitirmiştir. Ama ona rağmen cesaretinden, metanetinden, dik duruşundan bir şey kaybetmemiştir. Evet. Şimdi programımızın sonuna geldik. Murat dedem, son olarak ne dersiniz? Sevgili Pirim, sizden alalım. Zulüm devam ediyor. Kerbela'da bitmedi. Hüseyinler de bitmez ama. Ama evet. Evet, güzel birbirimizi tamamladık. Yine elmanın yarısı gibi olduk. Ne güzel.
Evet, Kerbela bitmedi ama Hüseyinler de bitmedi. Hüseyinler de milyon milyon geliyorlar. Yani gerçekten ben çok umutluyum. Gelecek nesilden, gelecek toplumdan çok umutluyum. Yalnız bir mesaj göndermek istediğim bir kesim var. Bu kesim lütfen inancı özünde yaşayan herkese saygı duymalılar. Ne 12 imamlarla, ne Hak Muhammed Ali üçlemesiyle, ne de bize bırakılan Kur'an'la uğraşmasınlar. Bu insanların inançlarıyla uğraşmasınlar. Çünkü Hüseyinler gerçekten geliyor ve yeni genç taban gümbür gümbür geliyor. Çok inançlı bir şekilde geliyor. Lütfen kimse inancımızdan rahatsızlık duymasın. Kimse inancımızı bugüne kadar getirenlerin, derisi yüzülenlerin, Hallacı Mansurların, Pir Sultanların bize bunu nasıl getirdiklerini unutmasınlar. Bunlar üzerinde dejenerasyon ve oyunlar oynayarak yeni formatlar atmasınlar. Biz bu formatları kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz de birer Hüseyin duruşu da bizler sergileyeceğiz dedim. Eyvallah sevgili dedem. Evet siz... Ben de ayrılmadan önce bütün canlara selamlarımı, hürmetlerimi bu vesileyle göndermek istiyorum. Yol TV çalışanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki bu mücadelenin aktif çalışanlarıdır. Bu uğurda mücadele veren Hüseyin'i Duruş'un yanında yer alan bütün canlara selamlıyorum. Hüseyin Duruş şu anda kim sergiliyorsa mazlum halkların önderliğini, öncülüğünü, emekçilerin, emekten yana mücadele eden kesimlerin kim sağlam bir duruş gösterirse Hüseyin Duruş onların yanındadır. Hüseyin'i Duruş'u kendine benzetmesinler. Yani Alevileri kendine benzetmesinler. Alevileri olduğu gibi bıraksınlar. Ama zaten Aleviler kendisi olduğu için o mazlumun yanındadır. O kimsesizlerin kimsesidir. Yani kendi işleri boşaldığı, Aleviliğin işi boşaldığı zaman farksız kalıyor. Yani o zaman bir değeri kalmıyor. Eyvallah. Evet sevgili canlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Hüseyin'in davası cümlemizin davası ola. Allah, bu davayı Allah. Sahiplenelim. Bu davayı gelecek nesillerimize aktaralım. Bugünlük de bizden bu kadar. Hak ile olun, hak ile kalın. Bu yolda, bu demde Bozatlı Hızır yoldaşınız olsun. Allah Şah-ı Allah. Merdan Ali de haldaşınız olsun. Allah Allah. Eyvallah diyoruz. Allah eyvallah.